20 Ocak 1990 tarihinde Azerbaycan Bakü'deki kanlı Azerbaycanlıların 20 Yanvar dedikleri hadiselerle ilgili gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bundan 31-32 yıl önce 20 Yanvar dedikleri Azerbaycan'ın 1990 tarihinde Sovyetler Birliği'nin o dönemdeki Cumhurbaşkanı Gorbaçov'un talimatıyla ocağın 19'unu 20'sine bağlayan gece Azerbaycan'da çok büyük bir katliam yaşandı. Eğer hafızalarımızı tazelersek o günlerde Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov'un başa gelmesinden bu yana çalkantılarının olduğunu biliyoruz. Ancak bu çalkantılarda Azerbaycan en fazla nasibini alan ülke oldu. Ve o gece 137 kişi öldü. 700'den fazla Azerbaycanlı yaralandı. 800 kişi tutuklandı. Ve o günü Azerbaycan'ın milli şairi Bahtiyar Vahap Sade şöyle ifade ediyor. 19 Ocak 1990 tarihinde gece saat 12'de en modern silahlarla donatılmış Rus ordusu Bakü'ye girdi ve çıplak ellerle toprağımızı savunmak isteyen oğullarımızı ve kızlarımızı kana boyadı. 200 yıla yakın bir zamandan beri toprağımızdan emip götürdükleri altınımızı petrolle birlikte kızıl kanımızı da akıttılar. Yaşanan bu acı sadece Azerbaycan'ın acısı değil. Bu acıyı sadece Azerbaycanlılar hissetmiyor. Bu acıyı bizler de hissediyoruz. Hem de derin içimizden bir hisle hissediyoruz. Silahsız, barışsız insanlara karşı gerçekleştirilen bu katliamı çoluk, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, silahsız sivillerin katledildiği 20 Ocak faciasının üzüntüsünü unutmak mümkün değil. Bu üzünü, acıyı her daim yüreğimizde taşıdık. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizin dediği gibi kara yanvar bizim de kara günümüzdür. 20 Ocak Azerbaycan'ın bağımsızlık ve istiklal yolunda dönüm noktalarından önemli bir tarihtir. Kara Ocak olayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz için güneş doğmadan önceki en karanlık an olmuştur. Bu haksız işgal Azerbaycan halkının bağımsızlığı ruhunu asla yok etmemiştir. Nitekim bağımsızlık yolunda geri adım atmayacaklarını tüm dünyaya göstermişlerdir.